Kapımızı da kilitleyelim. Kirkene sigar yağdı, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hava gerçekten çok soğuk, tıpkı bazı insanlar gibi ya. Uzun süredir yoktum. Demişler ki öldü. Ne ölmesi kardeşim, bayılmışım ya. Paraya kıydım. Tıra çok güzel bir sistem yaptım. Evden oturduğum yerden bir tuşa basıyorum. Önce farları yanıyor. Bir tuşa daha basıyorum. Araç çalışıyor. Para var, huzur var ya. Sonra bizim Çinli taşıması bana bir şey öğretti arkadaşlar. Görmeniz lazım. Bakın şimdi izleyin. Tır burada değil mi? Evimizin önünde duruyoruz. Bak şimdi. Böyle geriye doğru geliyorum. Geliyorum. Tırın kapısına böyle karşıdan bakıyorum. Gelen giden var mı? Bak şöyle bir yola. Alan içimden geçtiler ya. Ulan hani yayalara saygı vardı ya. Tırın kapısına hızlıca koşuyorsun. Ha! Diyerek ışınlanmayı bulduk arkadaşlar. Siz değerli Kirkenes şehrinin sakinleri ya. Bu kadar sakin olmayın arkadaşlar ya. Hoş geldiniz videomuza. Uzun zamandır yoktuk, demişler ki öldü. Şimdi desinler kral geri döndü. Madene doğru hep birlikte gideceğiz inşallah. Karlı bir Kirkenes gününde. Önümüzde de tren var, gerçekten bravo. Biz burada yokken burada çok büyük değişiklikler olmuş. Üçlü dorse, ikili dorse hepsi yasaklanmış. Yol umarım güzel bir şekildedir. Arkada 18 tonluk hafriyatımız var. Önümüzde ise tren gidiyor. Lan bir videoda da şöyle tren dorseyi önümüze almayalım ya. Vallahi ne güzel, ben hafriyatçı. Lan jete kalkıp gidecektim. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Beni korkutuyorsun ya. Az kalsın bizi 20'a gönderiyordu ya. Şimdi burada 3 dorse falan yasaklanmış işte. Yolların güzel olması lazım mantıken. Çünkü yolu tıkayacak bir şey yok. Yani uzun şeyler yok arkadaşlar, ama tabii ki bunun uzun şeylerle alakası olduğu gibi insanların beyniyle de alakası var. Yani bir insan tır sürmeyi bilmiyorsa, affedersiniz yani araba bile süremiyorsa, bu yola gelirse çok büyük sıkıntılar olur. Biz burada duracağız mı? Karşıyı mı salacaksın canım benim? Adama iyi tampon yaptım o ya. Bizim öndeki trenli önüne gelene yol verdikten sonra biz de devam ediyoruz. Şimdi bu yolun tıkan çok sebep olan şeyler var. Hani karşılıklı yol verme olacak ki bu yol aksın gitsin abi, rahatlasın yani. Bakalım işte 3 dörse falan yok şimdi. Yol acaba nasıl? Sunucuda 1000 kişi falan var bu arada. Şöyle biraz da dış kameradan gidelim. Evet bak, adam hafriyatı taktı. Bu tır buradan genişten alınır. Arkanda hafriyat dahi olur. İşte burada bu yol tıkanması işte bu yüzden oluyor. 3 dörse sürmeyi bilen adam mesela çok rahat götürür. Adam sürmeyi bilmiyordur, almıştır 3 dörseyi. Götüremez mesela, çok büyük sıkıntı çeker. Ama yine atla arkasında 3 dörseyi bağlıyor. Ondan sonra yol tıkanıyor. Büyük sebepler oluyor. Şimdi 3 dorsa yok. Şoförlük konuşacak. Şoförlüğü varsa bir insanın bu yolda çok rahat dorsaları götürüyor. Biliyorsunuz ki bizi bu yolda 10 dorsa götürdük. 20 dorsa götürdük. Yani kralını götürmüşüz. Hayırdır yani arkadaşlar. Hadi bakalım dönderken. Bak görüyor musun? Tren süreceksen de bu şekilde süreceksin. Adam çok rahat bir şekilde dönderdi. Lan biraz bizim basmamız lazım. Jetçi olmamız lazım da. Ben bu trenliği sollamak istiyorum. Arkada yükümüz fazla. İnşallah bir yerlerde sollamayı deneyeceğim. Önde de arkadaşlar var ama bu bana yol verir mi ya? Yalandan yere de ban yemek istemiyorum. Şimdi boş galiba, şuradan ben çıksam bana bir yol verir misin ya kankim, ha ne diyorsun? Trenli, trenliye bak be, trenli bize kafa tutuyor be, trenliye bak be. Lan kütükler var, kütükler bize girecek, yerimize girecek. Aha da girdi, aha da girdi, korktuğumuz başımıza geldi, kütükler bize girdi. Ama sıkıntı var mı? Yok, geçtik arkadaşlar. Trenin arkasında gidilmez, biz para için çalışıyoruz. Bak bizim arkadaki Mersol'u da sollamış ya, gidilmez çünkü arkadaşlar. O adam çok yavaş gidiyor, 61 ton götürüyor yani. O adam yarın sabah anca gider, ben size söyleyeyim. Ama bizim derdimiz para kazanmak olduğu için biz daha fazla hızlı gitmeye çalışan bir jetçileriz arkadaşlar. Hadi bakalım yapıştır ki. Araçta zorlanıyor. Kirkenes'e de kar yağmış. Kar çok güzel bir şey arkadaşlar ya. Bak Kirkenes'e kar yağmış deyince aklıma ne geldi? Benim Kirkenes'teki ev var ya. Kirkenes'teki evime hırsız girmiş arkadaşlar. Evde sen ne var ne yok her şeyi çal. Geldim işte Kirkenes şehrine, bir sürü mobilya eşya falan aldım ya. Girebilir, ne diyeyim ki? Dua ederim evi çalmamış ya. Fakirin böyle ufacık bir evi var. Onu da çalsaydı gerçekten ilginç olabilir. Lan tırın içi çok karanlık arkadaşlar ya. Kankam bekliyor mu? Gel kankim gel. Hadi bakalım. Gel döner, korkma döner. Döner, devam et. Hop çok güzel. Dönersin sen rahat ol. Ben şimdi rampa çıkana yol verir diye düşündüm ama arkadaş gelince de bir sıkıntı yok ama. Devam ediyoruz. Kirkenes'teki evimize dediğim gibi hırsız girmiş. Yapacak bir şey yok. Ne var ne yok çalmışlar. Ona bakarsanız hayat bizden neler çalıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Aracın içi çok karanlık. Niye böyle ya? Kardan dolayı mı acaba? Baksanıza kar benim içimi açıyor. Ne güzel bembeyaz ama aracın içi çok karanlık ya. Kabin ışığı lazım buna ya. Evet, drone'umuzu salalım. Buraya kadar rahat bir şekilde geldik. Lan hiçbir üçlü dorse yok ya. Harbiden. Herkeste de hafriyat var. Yolda birazcık gerçekçilik olmuş ya. Buna lan böyle adam lastik götürüyor arkadaşlar. Gerçekten ilginç şeyler var yine de. Bak şu dorse de yeni gelmiş. Basmayın Allah rızası şu kornalara ya. Volvo DLC'siyle geldi bunlar da. Bunlardan da bir ara biz götürürüz. Şu şekilde değişik şeyler de var. Çok değişik
değişmiş buralar ya. Vallahi lan biraz üşüdüm. Şuradan bir kalorifer açayım ya. Buralardan gittik. Çok şey değişmiş ya. SCS'de bizi beklemiş. Gitmemizi beklemiş. Kişiselleştirilir hafriyatı getirdi. Volvo DLCS'ini getirdi. Resmi multiplayer'a mod desteğini getirdi. Getirdi de getirdi. Adamlar bizi beklemiş ya. Geleyim mi? Sığar mıyım? Sığmam galiba. Bakayım. Aynen sığmayız. Kim ne yapıyorsun 20'a gittin? Sen zaten videonun başından beri çok heyecanlı bir arkadaşımızdın. Bak şuna 20'a gitti ya. Biz de karşıyı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şurada bir trafiği görüyor musun? Videonun başında dediğim olay. Karşılıklı yol verme olacak. Birbirinize saygı olmazsa bir yolda 3-5 dorsayı geç. Hani bu yol yine tıkanır ya. Dediğimiz, anlatmak istediğimiz olay bu. Mesela ben buraya girsem, şuraya girsem ben burayı kapatırım. Karşıdan gelen adam geçemez. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Onun için burada beklemek daha doğal ve normal. Anlatmaya gerek yok. Yolu tıkayan uzun dorsalar da yok. Ulan tıra bak ya. Tır bayağı bir güzel duruyor. Gerçekçi duruyor. Harbiden ama kromları çok basmışsın ya. Hadi abicim biraz hızlı ol. Ulan garibanın yüzü güler mi ya? Vallahi garibanın yüzü güler mi? Bilin bakalım ne oldu? Bizim muazzam internetimiz bizi oyundan düşürdü. Benim böyle olunca gerçekten çok canım sıkılıyor ya. Vallahi bak ne güzel buradan akıp gidecektik. Yol boşalmıştı. Şimdi bu yol yine tıkandı. Ha gayret gidin kankim, lütfen gidin. Vallahi ya garibanın yüzü güler mi arkadaşlar ya? Oyundan düştük, kicklendik. Ortalık yine karışmış, şuna bakın ya. Bu adam oraya taktı galiba ya. Ben şöyle devam edeyim. Ona yol verecektim. Taktı. Taktığı için de ben geçeyim dedim. Evet şimdi de geçmiş. Olsun geçeriz kankim. Sıkıntı etme. Ben zaten küçücük bir hafriyatım. Ve bu işin artık ustasıyız ya arkadaşlar. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Biz bu saatten sonra ders almayız. Ders veririz. Hadi bakalım. Al da sana. Kardeşim dikkat et ya. Yerler zaten kaygan, 20'a gidiyorsun. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Adam çıkamıyor. Bak tır patinaja düştü. Ha gayret inşallah çıkacak. Devam et kankim. Hadi bakalım. Bekliyoruz ya. Yol açık da biz bekliyoruz. Bu arkadaşın yüzünden. Buradaki sollamaya çıkacak. Buradan da adamlar geliyor. Bilmiyorum ne olacak. Bekliyoruz sonuç olarak. Bu adam gidiyor şimdi. Buradaki gelecek ama bir sıkıntı olmaz. Aha kendini çıkartabildi. Ya Rabbi şükür. Ya buradaki sıkıntı hani 3-4'e falan bunlar harbiden sıkıntı oluyor. Tamam da buradaki sıkıntının kaynağı abi. İnsanlar ya. Yine insanlar da bitiyor. Mesela sen şurada 2 dakika dur. Karşıya yol ver. Arkandaki sürekli seni darlıyor. Hadi hadi devam et devam et. Bundan dolayı da işte bu yolda sıkıntılar oluyor. İnsanlar anlayışlı olması lazım. Yoksa işte bu yol böyle akar gider. Ha şu an daha iyi tabii. Hafriyatlar falan var. Gerçekçi dorseler tabii ki var. Daha güzel bir şey var ama dediğim gibi işte sorun yine insanda. İnsanın olduğu yerde illaki bir sıkıntı oluyor yani. Buna yapacak bir şey yok. Çözüm odaklı olacaksın. Burada biz niye duruyoruz ya? Bakayım ön tarafa. Ön taraftaki arkadaş yine gidemiyor galiba ya. İşte sorun tamamen bu şekilde başlıyor. Ve devamında sıkıntı. Bak bu arkadaş yine gidiyor sollamaya. Yapacak bir şey yok yani. Bir yerden sonra mecburen böyle olması gerek. Yani bu yolda sollamaya da ihtiyaç var. Yoksa yol tıkanıyor. Bu yolda her şeye ihtiyaç var. Sollamaya da ihtiyaç var. Hani karşılıklı yol vermeye de ihtiyaç var. Bunlar olması gerekiyor. Yani sen beni solladın hadi seni banlatayım mantığıyla değil de. Abi adam gidemiyor işte. Sen bunu sollaman lazım. Veya bizim videonun başında tren olayı mesela. Adam gidemiyor abi, yavaş gidiyor. Biz o adamın peşinden gelsek 50 saate inerdik madem. Biz zaten şu anda oyundan bizi attığı için niye 50 saate ineceğiz? Yani ne demekmiş? Kaderinden kaçamazsın. Bu adam da bunu burada sollamaya çalışıyor. Bilmiyorum. Kendi derdimiz yetmezmiş gibi bir de milletin derdini yorumluyoruz. Tırın içi de bir aydınlansın artık ya. Vallahi bir daha garda gelmeyeceğim madene. Bak çok karanlık arkadaşlar, bu ne böyle? Tırdaki güzelliği görüyor musun ya? Efsane ya. Ben böyle gerçekçi olaylara bitiyorum. Yalnızca Cemal Tex göremedim ya. Cemal Tex nerede arkadaşlar? Battı mı yoksa ya? Öndeki yine sıkıntı ya. Bu öndeki gidemiyor arkadaşlar. Yolda ortalamış, ben bunu geçemem de sollayamam da. Bilmiyorum, bizim de yükümüz ağır. Arkadaki Volvo da ona yardım etmeye çalışıyor. Ne olacak bilmiyorum. Bizim arkamızda da trafik oluştu. Ya bunu geçmemiz lazım bizim. Şu öndeki Volvo'lar bir geçse şunu, biz de geçeceğiz de. Önde şu an Volvo'la engeli var. Ha kankam devam et sen. Öndeki sen de devam et, geçelim. Volvo'lu geç abi. Geç abi. Ben senin önüne atlamış gibi olmuyor. Neyi götürebiliyorsan onu alacaksın abi. Ama bu yolda hiçbir şey götüremiyorsan gidip single player oynayacaksın. Yapacak bir şey yok. Çünkü kimseyi bekletmeye hakkın yok. Benim de hakkım yok. Hiç kimsenin hakkı yok. Tabii bekleriz. Sıkıntı değil ama işte uzuyor. Olaylar uzuyor. Bak biz şu anda zorlana zorlana gidiyoruz. Arkadaki de ona yardım etmeye çalışıyor da. Zor abi, zor ya. Allah yardımcısı olsun. Milletin arkasından dümen çevirme değil de bu kardaki işte direksiyon çeviren herkese selam olsun. Öyle bir internette görmüştüm bu sözde. Hoşuma gitmişti söyleyeyim. Güneş de tam bize vuruyor. Güneş güzele vururmuş arkadaşlar ya. Ama sabah güneşi miydi, akşam güneşi miydi o? Neyse bilmiyorum ama bize vuruyor. Sonuç olarak biz güzeliz ya, tatlışız. Öndeki Volvo'lu şey gidiyor, temkinli gidiyor abi. Şimdi arkada doğru ses yok ya. Dayarım falan diye düşünüyor galiba. Çok doğru bu. Dayabilir de her an 20'a da gidebilir. Bak sen Magnum'a be. Magnum kepçe yüklemiş çıkartıyor. Maşallah. Bak görüyor musun Volvo'yu? Oh, yandan Volvo'm yandan.
Bak 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 bak. Maşallah dediğimiz 2 gün yaşadı kankam, benimki de durmuyor yalnız. Öyle şeyler yapma. Yerde galiba arkadaşlar durmuyor. Zincirde yok. Vallahi 20'a doğru uçarız yani ya. Uzun sürede 20'a gitmiyoruz, iyi olur ha. Bak bak Volvo'yu görüyor musun? Yanlıya yanlıya. Ey bakalım maşallah. Vallahi bu yol gerçekten bu şekilde çok keyifli. Gördüğümüz herkes hafriyat götürüyor, kepçe götürüyor, ağır yük götürüyor. Gerçekten bravo ya. Vallahi süper. Yol biraz daha keyifli hal almış. Çok güzel olmuş yani. Lan Volvo'lu yavaş ha. Volvo'nun biri 20'a gitmiş de lan biz de gideceğiz. Durmuyor. Gerçekten durmuyor bu arada arkadaşlar. Arkada da yükümüz ağır. Dikkatli olmamız lazım. Vallahi öndeki Volvo'lara koyduğum gibi direkt maden uçağı. Ben de direkt öbür dünya ya. Bak burada biri daha 20'a gitmiş. Burada da karşıya yol vermemiz lazım. Rampada ağır yük çıkanlara. Sen buradan çıkabileceğine inanıyor musun ya? Vallahi sen buradan çık. Neyse bir şey demeyeyim. Çıkacağı benziyor. Sıkıntı olur. Yok lan çıkamaz çıkamaz. Sen buradan çık, tüm Kirkenes beni şaka şaka demedim farz edin. Karşıya yol veriyoruz. Çıkıyorlar işte. Neden 8x4 yaparsın ki? Neyse. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bak mesela öndeki belki madene ağır yük almaya gidiyor. Onu anlarım ama senin arkanda hafriyat var da niye öyle duruyorsun kankim ya? Korkutuyorsun beni ha. Öyle bir anda durma. Evet yapıştırdık gidiyoruz. Fazla gaz basmayacağım. Yerler zaten karlı. Öndekine de pek fazla güvenmiyorum. Aracı kayıyor. Onun için saldım gidiyoruz. Önde kimse olmadı vallahi yapıştırır giderdim ha. Biliyorsunuz arkadaşlar ben jetçiyim ya. Baksana öndekine. Adam Tokyo Drift ya. Drift ata ata gidiyor. Oo, madene de geldik kankam. Durma. Devam et. Çok temkinli gidiyor. Bayağı dikkatli gidiyor. Kankamın az kalsın doğru sesi ağzıma girecekti ya. Yapıştır ki. Madene de geldik. Güzel ve keyifli bir video oldu. Sinir bozucu bir video olmadı. O internet dışında. Onun dışında bir sıkıntı yok. Duracağız. Durmuyor. Durdu. Karşıda bize yol veriyor. Sağ olsun. Bu şekilde olacak abi. Gerçekçilik bu. Bak, görüyor musun adamı? 3 ile dönüyor. Elinden gelse 0.25 ile dönecek. Sağ ol kankim. Yolu verenlerin çok olsun ya, hadi bakayım. Madeni de özlemişim ya vallahi. Daha fazla Kirkenes maden videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın, dediğim gibi yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazın. Bilmiyorum bu yolda artık hangi dorsayı götürsek, ne yapsak. Çünkü biliyorsunuz biz bir yolda götürmediğimiz şey kalmadı. Siz bir yazın bakalım, hoşumuza giderse onu da götürürüz, olmadı sıkıntı yok. Vallahi sunucuda 1000 kişi var ama gerçekten güzel geldik ve Cemal Tex, ay seni ben yerim ya. Videonun başından beri ilk defa Cemal Tex gördük, olmadı. Bir sonraki bölüm Cemal Tex götürebiliriz. Cemal Tex'i tekrar bir anabiliriz böyle üçlü dörtlü dorsayla. Hani arkasına hafriyat falan bağlıyordu, normal dorsaya bağlıyordu. İlginç Cemal Tex'lerimiz vardı ama artık yok. Sen buraya çok dardan girmişsin kankim ya. Nereden? Yırmaktan mı gidiyor? Biz de gidebilir miyiz? Bak sen gittin. Ben gidebilir miyim acaba ya? Bak şöyle bir yavaş. Hoppala. Çok güzel. Hadi lan. Çok güzel oldu diyordum. Az kalsın kalıyorduk ya. Kalmayız arkadaşlar, kalmayız. Burada profesyonellik var ya. Hadi bakayım. Madene de geldik. Güzel, keyifli, gerçekçi bir yolculuk oldu. İçinize girebilir miyim ya? Girerim tabii. Niye girelim? Zaten burada herkes birbirinin içinde. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Şöyle bir güzel bir yeri çekelim. Kapanışımızı yapalım. Bu videoda beğenmediğim tek şey İçerinin karanlık olması, kusura bakmayın. Hava aydınlık karlı olduğu için bu şekilde gözüktü. Hadi hoşça kalın. Bay bay.